Peki hocam neden orta hakemlikten yardımcılığa evrildin? Bunu kabul etmek zorundalar. Gelmiş geçmiş en kariyerli hakem Cüneyt Çakır. Bahattin çok değerli bir yardımcı hakem. Ben de onunla çok iyi anlaşıyorum maç Beraber çıkmamız lazım. Yok diyorlar size çete derler. Biz bunu anlatamayız derler. Sakatlanıp ağladığım günleri falan hani öyle kusura bakmasınlar. Ya öyle iki bayrak sallıyorsunuz bilmem kaç dolar alıyormuşsunuz Dünya Kupası'ndan. Abi John Terry'e kırmızı kart göster dedim. Olayı anlatmam anlatma falan yok geldi. John Terry'e kırmızı kartı gösterdi. Herkes şok. Meksika maçına bizi verdi bu sakka. Odasına çağırdı dedi ki en güvendiğim hakem ekibi sizsiniz. Team Çakır ve Team Türkiye diyorlardı bize. Sevgili seyirciler Atakan Kurt ile futbol anıları programının bu haftaki konuğu Bahattin Duran. Efsane hakemlerimizden 41 kere maşallah diyelim 41 defa derbi maçına çıkarak gerçekten ulaşılması zor bir rekora imza attı kendisi. Cüneyt Çakır'la ve birçok hakemle ama daha fazla Cüneyt Çakır'la tarihi maçlara çıktı. Şampiyonlar Ligi maçları, Dünya Akpaları, Avrupa Şampiyonları'na baktığımızda Dünya Akpası'nda iki yarı final, Şampiyonlar Ligi'nde bir final ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final maçı yönetti ve 41 defada da derbi maçına çıktı. Evet. Hocam. Yani ne diyelim bir şey demeyelim. <laughs> maşallah şey, diyelim. Maşallah şey sen diyelim. Sen zaten. E, Çok edelim. şükür şükredelim. Şükredelim. Bu güzel anıları yaşadık. Senle de bak ne güzel paylaşacağız Aynen öyle hocam. Hocam e, nasıl başladın? Yani e, küçükken futbolu seviyordun elbette ki. Tabii ki. Futbolda oynuyorsundur mahallelerinde. Neden futbolcu olmadın hakem oldun? Şöyle Atakancım gerçekten öyle. Benim babam profesyonel futbol oynamış. Ee, ...Kasımpaşa'da genç takımdayken... ...bir böbrek rahatsızlığı yaşamış. Bırakmak zorunda kalmış ama amcam profesyonel futbolcu. Secattin Duran... ...Giresun Spor'da, Diyarbakır Spor'da... ...Elazığ Spor'da takım kaptanlığı... ...mertebelerinde... E, stoper libero oynuyormuş. Çok da iyiymiş. O uzun yıllar futbol oynamış. Yani hani babadan, amcadan zaten... E, ...futbola aşina... ...bir çocuk olarak... Genlerde var. Aynen yani genlerde de var. Bir de şimdi evin içinde hani ne yapılırsa sen ister istemez e, onu görüyorsun. Onunla yaşıyorsun. Maç seyrediyorsun. E, futbol oynadım ama futbolu profesyonel düzeyde oynayamadım. Bizim semtin takımı İcadiye sporda Amatör olarak oynadım. İyi ki de oynadım. Tek lisansım var icadiye'de. E, orada lisansım hala çerçeveli duruyor. Çok güzel. Arada gidiyorum kulübe lisansıma bakıyorum. <laughs> ya şöyle aslında çok istiyordum. Ee, diyorum ya Atakan'cığım şimdi babam futbolcu, amcam futbolcu. Sen sürekli o semt takımında da yöneticilik yapıyorlar. Beni maça götürüyorlar. Ya yani sürekli işte o maç havasını yaşıyorsun. Şimdi her ne kadar böyle çim sahalar falan o dönem olmasa da toprak sahalarda falan gidiyorsun. Kavga, gürültü, yağmur, çamur müthiş yani o küçüklükten beri bana zaten bir keyif veriyordu. Futbol oynamak da çok büyük keyif veriyordu. Düşünsene odaya bir giriyorsun bengay kokuyor her yer. Değil mi? Bengay kokusunu evet. ne zaman duysam 40 sene önceye gidiyorum zaten. Hala onları hissediyorum. Sen değil. amatör maçlar yönettin değil mi hocam? Tabii ki tabii ki öyle Sen başlıyoruz. Sen ne kaç hocam amatör maçlar? 94'te başladım. Sen İstanbul Spespor maçı yönettin mi? Çok yönetmişim. Tamam o zaman benim maçımı iyi. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> benim maçımı yönetsin hocam. 94'te başladım. İlk maçım Çakmak'ta. Çakmak'ta. Çakmak Stadı'nda e, U14 maçı yönetiyorum. İlk maç 21-0 bitti. Ya, yirmi... Dedim ne oluyoruz? Evet. Nereye düştük? <laughs> Peki neden sonra yardımcı hakem oldun Şöyle, yani önce aslında neden hakem olduğuma gelelim <laughs> istersen. Şimdi hani futbol oynuyorsun sokakta zaten sabahtan akşama kadar bizim e, mahallede bir bakkalımız vardı. Annem babam böyle bakkalı açarlardı. Ben de çıkardım hafta sonları. Sabahtan akşama kadar top oyna git ekmeğini al. Arasına sana yağını sür, salçayı sür, maça devam et. E sonra üniversiteye yaklaştık lise döneminde. Bütün arkadaşlarım işte etütlere metütlere gidiyor. Ben hala bizim orada bir lojman var. Ekibi topluyorum hadi beyler maça. Sonra işte artık 92 senesinin başları. Üniversite sınavına gireceğiz. Babamla bir konuşma yaptık. Dedi ki oğlum hani sen ne yapacaksın? Bak top oynuyorsun. Amca o sırada futbolu bırakmış. Menajerlik yapıyor. Ee, i̇kincilikte bazı takımlarda da idari menajerlik yapmış. Dedi ki yani amcanla konuşalım istersen. Hani git bir yaz bir idman ye. Hani, oluyorsa sen çok seviyorsun. Devam et. Ona göre bakalım ama hani olmazsa yapacak bir şey yok. ben Ben senin üniversite okumanı daha farklı bir meslek yapmanı istiyorum ama karar senin. Olmuyorsa da gelirsin beraber bakkallığa devam ederiz yani bizim için hiç problem değil. Ben düşündüm taşındım ben dedim bu üniversite sınavına bir hazırlanayım. <laughs> Sonra e, şey yapmadım dedim ki ben tamam buraya kadar biraz ders çalışayım dedim. Son 3-4 ay sıkı bir şekilde ders çalıştım. 1992'de İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü kazandım ve orada okula başladım. İşte profesyonel futbol yaşamını düşünerek ama başlayamadan bitirmiş oldum. Ama hani bu öyle bir şey ki Atakan yani geçemiyorsun 92 Geçemek, 93 doğru. falan derken e, üniversiteye başladım. Yani o zaman hadi dedim bizim takımın şeyinde oynayayım yani 92'de 93'te amatör maçlar 94'te devam ediyor. İcadet Sporla maçlara çıkıyorum falan. Sonra 94 yılında bir televizyon programında e, hakemler konuktu. Turnike programında, Günaydın Turnikesi'nde. İşte böyle çıktılar, ettiler. Böyle hakemliği anlattılar. Hem yarıştılar, ettiler. Dediler işte e, hakemlik güzel, amatörden başlıyorsunuz, yukarılara kadar çıkma şansınız var, fırsatınız var filan derken... ...böyle bir an kafamda bir ışık yandı. Ha ben okuyorum, endüstri mühendisi olurum, endüstri mühendisi hakem. Ha kulağa hoş geliyor ya bu filan dedim. Konuştuk ettik, hadi dedim ben bu kursa yazılayım. 1994'te o kursa yazıldım ve başladım. Ne güzel, süper. Evet, hatta e, hep söylerim kursa beraber... Benle aynı üniversiteye giden sevgili Fırat Aydın Usta birlikte aynı gün avcılardaki kampüsün aynı otobüse bindik tesadüfen birbirimizi o ana kadar tanımıyorduk aynı kursa gittik başladık ne beraber. Güzel. O da İçeren Köy'de oturuyor. O İçeren Köy'de oturuyor ama hani biz e, kurs şöyle oluyordu hafta içi akşam oluyordu. Hafta içi akşam. Biz de okuldan işte çıkıp. Direkt o otobüse bindik. Vay Birlikte vay vay güzel. ilk kursa gitmiştik. Fırat Aydın Usta'da çok maça çıktın değil tabii mi Tabii tabii. Cüneyt Hoca da Cüneyt'le biz de tabii aynı dönem. Cüneyt'le de, de beraberiz. 94. Ee, peki hocam neden orta hakemlikten yardımcılığa evrildin? Tamam. Şöyle. E, şimdi benim 1.70 1.71 filan boyum. Tamam mı? Ne yazık ki Türkiye'de şöyle bir algı var. Hakemlik camiasının yöneticileri içerisinde. Sanki... Çok iri yarı olmalıymışsın. Fiziğin iyi olacak ki sen öyle hakem olabilirsin. Bana herkes hep şey der. Ha, daha otoriter mi gözüküyor musun güya? Yani bilmiyorum ama ya öyleymiş. Abi, yani bu, seni, bu, benim, sen, bu benim önüme çok çıktı. Senin o otoritenini yemişler hocam. Ve, ya. Hem de çok kötü yediler. <laughs> yani şöyle hani şimdi görev yapan arkadaşlarım da kusura bakmasın. Şu anda da hani yorumculuk yapıyorum. Onları fazla kırmadan eleştirmeye çalışıyorum ama ben iyi hakemdim bu arada. Çünkü niye biliyor musun? Ben futbolu çok iyi biliyordum. Şu anda Türk hakemliğinin en büyük eksiğini futbolu, futbolu az, biliyorlar. az biliyorlar. Futbolu iyi bilen hakem zaten bir yerde kendini gösteriyor. Şu andaki hakemlerimiz evet çalışıyorlar, ediyorlar, antrenman yapıyorlar ama ne oluyor biliyor musun atakan? Benim maçlarıma özel seyirci gelirdi. Çünkü ben hiç bilmeden gidip topun oynanacağı, topun geleceği yerde beklermişim. Ben önceden oraya hareketlenirdim. Ya çünkü biliyorum. Biliyorsun. Yani adam ne yapacak? 5 dakika sonra belli oluyor topu hop uzun topla sol açığa atıyor. Veya orta sahada adam atıyor ya sağdan ya soldan kaçırıyor. E, top defanstayken ben hop yerimi alıyormuşum. Ya yani benim böyle özel seyircilerim varmış. Çünkü onu hissediyorum okuyorum. E, top oraya gelecek. E şimdi arkadaşlarımız ne yapıyor biliyor musun? Maçta o kadar çok koşuyorlar ediyorlar. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Maçta bir hakem ne kadar koştu? Ya çok fazla koşmak mı önemli? Çok iyi yerde olmak mı önemli? Ben mesela az koşardım. Ben koşmayı çok da fazla sevmezdim çalışırdım ederdim ama yani bu testleri mesleri sevmezdim. Benim koşu mesafem muhtemelen maçta az çıkardı ama o 11-12 kilometre koşan hakemler kadar hatta onlardan daha iyi yerlerde duruyordum bence. Ama ben bunu sadece işte amatörde işte birkaç tane de üçüncülük maçında gösterdim. Sonra 2001 yılında yardımcı hakemlik kadrosu kuruldu. Şimdi şöyle yapmak lazım. Hani bir şey varsa, bir görüş varsa ona da böyle Körü körüne hayır ben hakem olacağım filan demedim ben. Tamam yardımcı hakemlik de güzel. Çünkü yardımcı hakemliği de seviyordum ben bu arada. Yani o sahanın içinde olmak güzel. Evet yine söylüyorum ben keşke hakem olsaymışım. Ama iyi ki de yardımcı hakem ol, olmuşum ve bu güzel şeyleri Kariyer. yaşamışım. Bak ne kadar şükretsem az. Atakancığım 94'te ya. Bak anlatırken çok hoşuma gitti. 41 kere maşallah dedin ya. Tek hedefim vardı. 1994'te hakemliğe başladım. Ne hedefin ne bir tane derbi yönetim bırakayım. O gün hemen anahtarı masaya bırakırım yani. Doğru. Ya düşünsene, 94'te ya, 18 yaşın bitmiş, 19 yaşındasın. E ne hedefin olabilir ki? 1994'te Türk futbolu, Türk futbol hakemliği, başka ne hayal kurabilirsin? Doğru. Şu anda hakemliğe başlayacak olan arkadaşlarımız ne hayal kuruyor? Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi finali. Nasıl kuruyorlar? Tabii, siz orayı orada oldunuz ve o maçta yönettiniz. Çok şükür, yani çok şükür. İdolün var mıydı hocam? Yoktu. Yoktu. <laughs> Ama şimdiki gençlerin e, idolleri var belli. Yani onlara örnek olabiliyorsak ne mutlu. Yani e, ben çok uzun yıllar hiç sosyal medyam falan yoktu. Şakemle bıraktıktan sonra sosyal medyada açtım orada. <laughs> Bazı hakem arkadaşlarımız filan ne oldu? Küfür, küfürüyor musunuz hocam? İyiyorum iyiyorum. <laughs> ama şey <laughs> bu da çok güzel. Ben, ya, anlamadım ki. Ama o küfür eden adamla sokakta denk gelse fotoğraf çekiliyor. Tabii diyorsun. tabii kesin. <laughs> o kesin. Öyle yani hani birisine cevap yazdım. Hani onlar cevap vermeyeceğimizi <laughs> zannediyor. Ben birisine cevap yazdım. Sen ne biçimleri şöyle böyle sen, sen dedim ne söylüyorsun? Önce dedim düzgün konuş ben sana dedim anlat. E hocam pardon dedi o pozisyon bence dedi penaltı değildi. Ben onu anlatmaya çalıştım dedi. <laughs> Bak dedim sevgili kardeşim. İşte böyle olursa şöyle olur. Aa hocam ben bunları bilmiyordum. Çok teşekkür ederim bilgilendirme için dedim. Görüşüyoruz yazışıyor. Ya, yazışıyor yani hani ben yani. bazen böyle anlatmaya da çalışıyorum Tabii. ama yani hani kusura bakmayın sevgili bazı izleyicilerimiz. <laughs> ya şimdi geçen hafta bir yorum yapıyorum. Diyorum ki Fenerbahçe'nin net penaltısı verilmedi. Aa işte sen zaten hakemliğinde de neydin? Fenerbahçeliydin. Ya dün diyorum ki çok basit penaltı, böyle penaltı olmaz. Bahattin Duran'a göre bu pozisyon değil penaltı değil diyorum. Fenerbahçe düşmanıydınız siz. Ya ben de ne oldu mu bir bilsem bir karar <laughs> verseniz. Cüneyt Çakır hocam, senelerce birlikte çok büyük evet maçlara çıktınız. Aynen öyle. Var mı böyle aklına gelen güzel. Ya şöyle penaltı. Cüneyt Çakır e, Türk futbol hakemlik tarihinin ve Türk futbol tarihinin bence gelmiş, geçmiş, e, gelecekte göreceğiz. Ee, en kariyerli hakemi bir kere. Evet. Hani bazı taraftarlar kendisini seviyor, se bazıları sevmiyor. Seveni sevmeyeninden daha fazla net. Ama sevmeyen insanlar da var. Ama bunu kabul etmek zorundalar. Gelmiş geçmiş en kariyerli hakem Cüneyt Çakır. E ee, Bahattin Duran ve Tarık Ongun da Cüneyt Çakır'la birlikte müthiş bir ekip olmuşlar. Türk hakemlik tarihinin gelmiş geçmiş en iyi yardımcı hakemlere. Ya bunu ben söylemiyorum. Tabii. Söylemeyeceğim de. Hiç yani buna bir şey Evet. Yani Türkiye'de daha önce rahmetli Doğan Babacan 1974'te Dünya Kupası'na gitmişti. 2014'te hep birlikte gittik. Cüneyt Çakır'ın adı var orada. İlk yardımcı hakem Türk Bahattin Duran, Tarık Ongun. Yani ona bir şey yapamayız arkadaşlar. Zaten hocam, yani. Arkada fotoğraflar dönüyor. Dönüyor mu? Messi'ler, Ronaldo'lar, Guardiola'lar yani. İnanılmaz fotoğraflar var. Ya şey çok güzel hani bu mesela böyle konuşuyoruz ya işte birkaç tane daha böyle e, senin gibi çok sevgili dostumla röportaj yaptık çok hoşuma gidiyor. Şimdi Hı. oğullarımın biri 12, biri 5 yaşında onlar büyüyor. E, 12 yaşındaki Can tabii biraz daha akıl eriyor. Bunları görüyor. Evdeki tabii. madalyaları falan görüyor. Ben böyle, böyle anlatıyorum. Çok güzel, i̇nanılmaz. çok hoşuma i̇nanılmaz gidiyor. Inanılmaz şey, ya diyorum ya bak her seferinde şükredeceğim. İleride daha iyi anlayacaksın ve daha iyi anlayacaklar hocam. İnşallah. 5 sene, 10 sene sonra. Olabilir. Doğru daha çok yeni bir sene olmadı. Tabi daha iyi anlayacaklar. Hocam e, Cüneyt Çakır'la alakalı bir herhalde bir şey var değil mi? E, arıyor seni. E, bir, He, şöyle. Bir <laughs> Şimdi e, Atakan'cığım öyle bir dönem ki biz tamam Cüneyt'le de Fırat'la da 94'te başladık. Ama Türkiye'de bu ekip olma, hakem ekibi olma işi o kadar zordu ki. Çok zordu yani. Şimdi Cüneyt Hoca 2006'da FIFA oluyor. Bu arada hocam Cüneyt Çakır'la Fırat arasında bir rekabet var mıydı? Yani herhalde vardır. Olması lazım zaten. Neden Olması olmasın? Lazım. Yani bak rekabet olmazsa Cüneyt Çakır'la Fırat Aydınus kendini geliştiremez. Ben hep e, Fırat'a da söylüyorum. Fırat Aydınus'un Cüneyt Çakırla birlikte bir kere en kötü e, 2016'daki Avrupa Şampiyonasına gelmesi lazımdı. Lazımdı. Doğru. Rekabet olacak tabii rekabet kötü bir şey değil ki. Futbolcular arasında rekabet yok mu? Neden olmasın? Rekabet çok iyi bir şey. Hakemlerin kendini geliştirmesi için. E, benim de aramda vardı. Ha tek rakibimiz Türk Hava Yolları hani. <gülüyor> hani <gülüyor> Anladın mı? Ha, ama şöyle. Bizim aramızda Tarık'la vardı. Mesela Hı. Tarık böyle e, sağ olsun böyle şey yapardı Tarık. Her çıktığında derdi ki ben çok şanslıyım. Dünyanın en iyi yardımcı hakemiyle görev yapıyorum diyordu. Çok kibar bir insandır Tarık biliyorsun. Çok kaliteli bir insandır. Hatta çocuklarıma örnek verirken örnek almaları gereken kişi olarak Tarık Ongun'u gösteririm her zaman. Ama şöyle biz de kendimiz de rekabet halindeydik biliyor musun? Neden? Senin önünde Türkiye'de yok. Ama yurt dışında var. Yaşın geçiyor. E o zaman ne yapacaksın? Bir önceki seneki Bahattin'i e geçeceksin. Ben kendimi şöyle tarık, Tarık'la rekabet halinde buluyordum. Tarık benden iki yaş büyük. Diyorum ki Tarık bunu 42 yaşında yapıyor Sabahattin. Bak iki sene daha yapacaksın. Bak Tarık yapıyor ya. Şimdi bu koşular moşular falan var. Ya o kadar çok konuşacak şey var ki yayın yetmeyebilir. Çok zor değil mi yani, hocam, çok zor. Atakan'cığım bak siz, saliseler siz, var. Saliseler. Siz hocam şeye mi çıkardınız? Antrenman için böyle yüksek rakımlı yerleri mi çıkardınız? 2011'de dünya e, 20 yaş altı Dünya Kupası Kolombiya'da oldu. Kolombiya 3000 metre Bogota başkente gittik. Onun için öncesinde biz Erzurum'da... bir kamp yapmıştık. O şeye, o seviyeye ulaşabilmek için. Yani biliyorsun 12-14 gün arasında o mesafede kalırsan işte hani kan değerleri evet, yükseliyor doğru. ve geldikten sonra da oraya gidiyorsun ve o seviyeni koruyorsun. Ama bir anda rakımı yüksek yere çıktığın Tabii. zaman nefes, nefes almakta güçlük çekiyorsun. İyi geldi mi? Doğru evet, yapmışsınız. Evet, kesinlikle kesinlikle. 2011 zaten bizim e, hani başlangıcımız için çok iyiydi. Bu arada sorunun başını kaçırdım ben. Cüneyt o Çakır kadar iddiaya çok... girme. İddiaya girme böyle işte. Ee, biz ekip olacağız. Cüneyt Çakır diyor ki öncelikle e, Merkez Hakem Kurulu'na şeyden geliyor FIFA'dan. Kurstan ya diyor burada herkesin diyor bir ekibi var diyor. Benim diyor ekibimi kurmam lazım. Ancak öyle başarı gelir. Diyorlar ki ya Cüneyt zaten Türkiye hakemlik belli ya. Ağustos ayında, Eylül ayında maça çıkacaksın. O kadar kardeşim bir tane de ekimle maç gelir yılda çıkacağın 3-4 tane maç. Fazla kasma filan diyorlar. Allah Allah. Tabii. Ya diyorlar ki bakın bu böyle değil. Ben gördüm. Herkesin bir ekibi var. Ben ekibimi kurmaya başlıyorum. Ben diyor bu Ağustos, Eylül'deki maçlara Bahattin Duran'la çıkmak istiyorum. Ya olur mu Cüneyt diyorlar. Siz Bahattin'le arkadaşsınız. Biz bunu anlatamayız. Ya bu arkadaşlık filan değil. Bahattin çok değerli bir yardımcı Ben de onunla çok iyi anlaşıyorum maç içinde. Beraber çıkmamız lazım. Yok diyorlar. Size çete Biz bunu anlatamayız derler. Atakan'cım öyle deme. Ya Gökhan, Gökhan Keskin'e röportaj yaptım. 16 kişi gitmişler şeye. <laughs> 14 kişiyi seçmişler, 2 kişiyi seçmemişler. Hadi ya. Aykut Kocaman'la, Aykut Kocamanla Gökhan e. 14 kişiyi seçmiş, 14'ü e futbolcu olamamış. Çok iyi, Ya, Türkiye inanılmaz hocam ya. Aynen öyle. <gülüyor> Adam <gülüyor> ya bunu anlatamadı. Ya bak biz bir maça gidiyoruz. Maça giderken Cüneyt'e bir maç daha geliyor. Biz uçaktayken ikinci maçın kadrosunu yapıp yayınladılar lar yani ben bunu gözlerimle gördüm Cüneyt diyor ki vallahi ben seni istedim maça çıkacaklık nasıl ekip olacağız filan derken e, hani işte Cüneyt Çakır Bahattin Duran Tarık Ongun ekibi de aslında kolay kurulmadı önce e, Tarık ekibe girmeden önce Alpaslan Dedeş de bizde gelirdi e, Alpaslan FIFA olamadığı için devam edemedi e, Alpaslan Dedeş de Türk Hakemlik tarihinde çok değerli bir yardımcı hakemdir biliyorsun FIFA olamadığı için e, Cüneyt Hoca ekipte Dedi ki Bahattin Duran, Tarık Ongun olacak benim ekipte. Neyse o dönemler bunu kabul ettirdik. İlk böyle maçlara gidiyoruz. Şimdi 2009'da da iyi maçlar yönetmişiz, çıkmışız, etmişiz. Ee, bir gün beni aradı. Hafta sonları maçlar gelir ya. E, klasik hakem yardımcı hakem konuşması şöyledir. Cep telefonu çalar. Aa Cüneyt Çakır. Tamam hafta sonu güzel. Alo Bahattin'cim hafta sonu beraberiz. Klasik laf budur. Hafta sonu beraberiz. Hı. Hayırlı olsun hocam. Tamam. Şimdi Bahattin'cim şöyle bir şey yapıyoruz. Bir farklılık yapalım. <laughs> ben maçı söylemeyeyim. Sana 10 tane hak vereyim. Bu maçı sen bil. Bilirsen ben seni yemeğe götüreyim. Bilemezsen sen beni götür. Tamam Cüneyt'ciğim. Demek ki beraber bir yemek yiyeceğiz. Sen ısmarlayacaksın deyip. <laughs> Pardon. Ben başlıyorum saymaya. Süperlik maçlarını sayıyorum. Yok diyor Bahattin'ciğim. Sen hiç uğraşma diyor. Buradan in diyor. Birincilik maçlarını sayıyorum. Olmuyor. Cık. Allah Allah falan nasıl. 2009 hemen evdeyim televizyonu açıyorum Teleteksten ikincilik maçlarına bakıyorum. Sayıyorum 9 işte neresi şurası burası 10. maçı sayıyorum. Yok diyor geçmiş olsun bilemedin. Nasıl bilemedim diyorum ya ne yapıyoruz nereye gidiyoruz diyorum. Bahattin'cim diyor hayırlı olsun UEFA kupası yarı final rovanş maçı Fulham Hamburg maçına gidiyoruz diyor. Nasıl yani diyorum. Ya yani Cüneyt Çakır eli takem falan değil. Daha Avrupa'da yeni maçlar yönetiyoruz. Ama böyle bir beklentimiz yok. Gerçekten mi diyorum? Evet diyor. Yarı final Rovanş maçı. Müthiş buldum. heyecan. Müthiş evet. heyecan değil mi? Katıç'a gidiyoruz. Acayip tüylerimiz diken diken oluyor. En büyük atamamız. Buluşuyoruz. Maça hazırlanıyoruz. Kale arkası. Hakemlerimiz var. Ondan sonra onlarla birlikte gidiyoruz. Çok da güzel bir maç yönetiyoruz. Ondan sonra yeme, yeme, Yemeği ısmarlıyorsun. Yemeği ısmarlıyorum. Abi feda olsun. Restoranı <laughs> <Dersiz> kapatayım. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> düşünsene Atakan'cığım. 2009 yılı bak. 2009 hala Türk hakemliği için bir şey yok. 2009 yılında Avrupa Ligi UEFA Kupası yarı final rovanj. Abi çıkan final oynuyor ya. Tamam. Yarı final maçları çok zordur. Ondan sonra bizim yükseliş devam ediyor. Ee, Rubin kazanma. Bir dakika bu 2010 galiba Atakan. 2009-2010 sezonu ee, evet 2010 bu. 2010 Nisan. Nisan. Sonra yeni sezon'a başlıyoruz 2010-2011'e. Şimdi artık Cüneyt elit olacak. Biz Şampiyonlar Ligi'ne çıkacağız, edeceğiz filan. O beklentiyle müthiş bir sezon öncesi hazırlığı yapıyoruz. Hep beraber hakemlerle birlikte yapıyoruz ama biz bireysel olarak da Cüneyt Bahattin Tarık bireysel olarak antrenmanlarını yapıyor. Onları anlatayım bunu hatırlat bana. İşte benim özel fitness koçum, tabii ki beslenme uzmanım, masörüm. Ben hakemliği bıraktığım güne kadar bunlar devam etti. Ne yüzü? Öyle öyle olmuyor yani. Olmuyor. Hani ...Dünya Kupası'na gittik de... ...yani bunların Nasıl bir gittim? arka planı var... ...nasıl gittim bir de bana sor... ...aileme sor, anneme, babama, kardeşime, eşime... ...oğullarıma sakatlanıp ağladığım günleri filan... ...hani öyle kusura bakmasınlar... ...ya öyle iki bayrak sallıyorsunuz... ...bilmem kaç dolar alıyormuşsunuz Dünya Kupası'ndan... ...o Dünya Kupası... ...kariyerin bir hediyesi sonu... ...öyle olmuyor tamam. yani... ...neyse 2010 yılı başlıyor... ...yine güzel başlıyoruz... ...Şampiyonlar Ligi maçları bekliyoruz... ...playoff yönetmişiz, her şey yolunda hadi artık gelsin falan. Telefon çaldı yine. Hadi dedi bir daha oynayalım. Ha dedim olmaz bu sefer. Bak dedim oldu sonunda Şampiyonlar Ligi maçı geldi mi dedim. Yok dedi. Abi dedim. Sen dedi bil ya dedi. Aç dedi bütün dedi hmm. şeyleri sana da de süre vereyim dedi. Biraz sonra arayayım dedi. Çıkardım bütün Şampiyonlar Ligi grup maçlarını filan hepsini döktüm. Başla dedi. Orası İtalya, İspanya Burası şurası. Yok dedi. Allah Allah dedim ya. Şey hafta sonu maçımız var. Ya bir say dedi. Süperlik maçı saydık ettik filan Yok. Ya yine mi kaybettim dedim. Yine kaybetti dedi. Abi dedim ciddi misin? Ya gerçekten ciddiyim. Nereye gidiyoruz? gün gören Belediyesi Gaziantep Belediye'de. Abi dalga mı geçiyorsun? Yo Bahattin için beraberiz dedi. Sen ben Tarık dedi. Hayda nasıl yani? O maça çıktık. Meğerse e, gelmiş maç. Rubin Söyleme kazan ya. Barcelona. Tabii. E, şeyde şeyde, <laughs> Rubin kazan maçını tahmin edeceksin biliyor. Onu tahmin edemezsin. Tabii. Tabi ama, ilk, ama, ilk, maçı maç o. Hakikaten gün gören Antep maçına ya hazırlık olarak bizim üçümüzü beraber vermişler. Orada gün gören de müthiş çok keyifli bir maç yönetti. Gerçekten çok keyifliydi. Oradan da Tataristan'a gittik Kazan'a. Rubin Kazan Barcelona. Evet. Gökteniz i̇lk, oynuyor değil mi? E, oynuyordu galiba o sırada. Gökteniz evet. Gökteniz oynuyor. İyi maç yönettiniz. Çok iyi yönettik. Ondan Karşılıklı sonra... birer penaltı 1-1. Bir, bir. Ondan sonra Tren kalktı. Tren kalktı. 2010'da. Sonra zaten ne oldu? Ee, tabii, Şampiyonlar Ligi maçları devam etti. 2011'in başlarında da e, bir tebligat aldık. 20 yaş altı Dünya Şampiyonası. Bu arada Ocak'ta hatırlıyor musun Atakan'cığım? Ocak'ta biz seninle bir otelde karşılaştık. Evet. Evet. Orada böyle et görüştük, ettik, yemek yedik, konuştuk. O gün sabahında Cüneyt Çakır bana dedi ki. Bahattin'cim dedi bu sene de 20 yaş altı dünya şampiyonası ile 17 yaş altı dünya şampiyonası var dedi. İyi abi dedim ne güzel. Biri dedi Kolombiya'da biri Meksika'da. Nereye gitmek istersin dedi. Ne işimiz var abi bizim oralarda dedim tamam mı. Ya nasıl nereye gitmek istersin diye soruyorum dedi. Ya dedim fark etmez dedim gideceksek Meksika'da çok güzel Kolombiya'da nerede gideceğiz dedim oraya. Ve Kolombiya'daki 20 yaş şampiyonasına davet edildik biz. Kaç maç yönettiniz hocam orada? 5. 5 maç yönettiniz. Evet, bir turnuvada 5 maç yönetmek imkansıza yakındır. Ve o dönem e, böyle kıta kuralı vardı. FIFA'dakiler Avrupa, kupa, e, Avrupa kıtasıyla başka bir kıta maç oynadığı zaman Avrupalı hakem vermiyordu. Sizi verdiler. Bizi vermediler. Verebilseler de biz finalde olacaktık. Biz yarı finalde e, Fransa Portekizli galiba İki Avrupa takımı oynuyor Öbür taraftan da Brezilya gelecekti muhtemelen Güney Amerika takımı olacak diye Öncesine verdiler İşte üç tane grup yönettik Bir çeyrek final yönettik bir yarı final yönettik Daha ne Acayip bu maçlar yönettik Ama orasının da Acayip bir anısı var 2011 biz bu şeyi aldık ettik e, Biliyorsun ben orada eşimle beraberdim e, Eşim Oradan şeyden bahsediyorum Antalya'daki tatilden. O eve döndü. Biz Ocak ayında kampa devam ettik. Hakem kampına. Hakem kampından döndük. Eşim hamile olduğunu söyledi. Çok güzel bir heyecan, mutluluk filan. Sonra yani şükürler olsun diyorum. Yani ben hep bu geçmişe ne kadar şükür etsem azdır diye. E sonrasında 20 yaş altı şampiyona Şampiyonlar Ligi'nde maçlarımız devam ediyor. Her şey çok güzel gidiyor. 2011'de böyle geliyor. Eee eşimin hamileliği devam ediyor. E, Kolombiya'ya geliyoruz. şimdi Kolombiya Temmuz'la Ağustos ayları arasında Temmuz'un 20'si ile Ağustos'un 20'si galiba böyle 21- 22'de de finalden sonra dönüyorsun. Bizim de e, canın doğumu böyle Eylül ortası filan planlanıyor. Ben böyle doktora gidiyorum onunla geliyorum filan. son artık işte koşullar bilmem neler filan olacak. Bu Erzurum'daki kamp bitiyor geliyoruz. En son ben doktora kontrole gidiyorum eşimle birlikte. Diyorum ki Murat hocam şimdi diyorum hani 15 Eylül 10 Eylül arası filan diyorsun. Hani ne düşünüyorsun? Fatih'cim yani hani diyor kısmet olursa bu tarihler arasında olur. Peki hocam diyorum hani böyle erken merken olursa işte 5 Eylül filan olur. Ya daha erken olursa oğlum bu pazarlık mı diyor nasıl daha erken olursa. İşte 1 Eylül de olur diyor. Peki hocam Ağustos'ta olmaz mı? Olmaz oğlum niye soruyorsun diyor. Ya hocam diyor <laughs> Şimdi biz ilk defa hayatımızda turnuvaya gideceğiz. FIFA turnuvası çok önemlidir bir hakem kariyerinde. Turnuva Kolombiya'da e, final maçı 20'sinde hani benim Türkiye'ye dönüşüm 21-22'si falan gibi olacak diyorum. Finalde galiba 21'inde ya, yanlış olmasın. Oğlum diyor yok olmaz korkma diyor. Ya yani 22'sinde dönsem olmaz değil mi diyorum. Yok yok olmaz hiçbir şey olmaz diyor. Abi biz gidiyoruz acayip bir heyecan. 7 saat var Kolombiya Türkiye arasında. Orada turnuva başlıyor. İşte burada gündüz, orada akşam, orada akşam, burada gündüz filan böyle saatler birbirine karışıyor. Hanımla görüşüyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Her şey yolunda mı? Yolun daha işe gidiyorum filan. Meğerse hamileliğin son dönemlerinde çok zorluk yaşıyor. Gebelik kolestası diye bir şey varmış. Ben böyle tıbbi terimleri bilmem ama anlayabileceğimiz şekilde söyleyeyim. E, bu herhalde genetik bir şey. Hamilelikle birlikte bazı kadınlarda karaciğer enzimleri yükseliyor ama çok yükseliyor. Karaciğer enzimlerinin işte işte ALT AST denir. Onların böyle 40'a kadardır normali. İşte bizim hanımın önce 100 oluyor, 200 oluyor, 300, 400, 500, 600, 700 çok riskli. Allah korusun. Olur, e, bebeğin olur. zehirlenip e, ölümüne kadar gidebilecek şeyler. Böyle ama bunu da erken şey yapamıyorsun. Çünkü bebeğin de bir gelişim süreci var. Hani o şeyi yapmak lazım. İşte sağ olsun Murat Murç'u. Ona da selam olsun buradan. Eşimle birlikte hani bunu çok iyi ayarlıyorlar. Ama diyor ki hoca artık diyor bak bebeği almamız lazım. Çok riskli diyor. Ya hocam diyor bak Bahattin diyor haftaya pazartesi gelecek biraz daha beklerim. Yok diyor ben bu riski alamam diyor. Bebeği almamız lazım. Allah korusun ölüm riski var. Ben kesinlikle bu öyle bir şey kabul etmiyorum diyor. Ve hanım bana hiçbir şey söylemiyor biliyor musun? Wow. Ya bak ben ne insanlar gördüm Atakan. Yardımcı hakem arkadaşım benle aynı odadaydı. Nişanlı o zaman nişanlısıyla konuşuyor. Nişanlısı diyor ki başım ağrıyor kampı bırak gel filan diyordu. Ve benim e, sevgili eşim İmran Duran sağ olsun Allah ondan razı olsun. Bana bir kere bunu ima bile etmedi. Hiçbir şeyden haberim yok. Ne zaman öğreniyorum biliyor musun? Yarı final maçı bitiyor. Kız bak yarı final maçının bitmesini bekliyor. Kaç Mesaj olacağım? yazıyor. Kaç gün olmuş? Doğum olmuyor. Doğum olmuyor. Ha olmuyor. Yok doğumda olmuyor. Söylüyor bana. Ama o o ya düşünsene Atakan yaşıyor. Bebek ölecek mi ölmeyecek mi'nin şeyi var içinde. Bazen diyor kalkıyordum diyor. Hani elimi koyuyordum yaşıyor mu yaşamıyor mu diye. Ee, yarı final maçı bitiyor o zaman telefon ediyor. Her maç yani yarı finalden sonra maçımız da olmayacak ya bak mesela çeyrek finalden sonra söylemiyor. Söyleyeyim. Yarı final bitiyor beni mutlaka ara diyor. Arıyorum. Nasıl geçti hayatım diyor. Ya diyorum ki harika bir maç yönettik. Hani final yönetmiş gibi mutluyuz. Gözlemci çok beğendi. FIFA'dan telefonlar geldi. Harika bir turnuva geçirdik. Pazartesi diyorum döneceğiz. Ya diyor canım diyor tamam dönersiniz de diyor. Şimdi şöyle bir durum var diyor. Bu can diyor gelmek istiyor diyor. Nereye gelmek istiyor diyorum. Ya diyor can diyor dünyaya gelmek istiyor. Hayatım diyorum söyle cana. Böyle hani konuşur ya anneler bebekleriyle. Cana söyle işte 4 gün daha beklesin babası gelecek. Hani onu karşılayacak. Ya hayatım yok öyle değil diyor. Çok ciddi bir şey yaşadım ben sen gittikten sonra diyor. Bebeğin Söylememiş. diyor bebeğin alınması lazım diyor. Çarşamba gece bu. Nasıl yani diyorum. Yani çok yani ciddi bir problem var diyor. işte enzimlerim çok arttı. O zaman diyorum hemen yarın aldır ne olur yalvarıyorum. Hemen diyorum yarın ameliyata gir yok diyor. E, Perşembe yatacağım. Cuma sabahı erkenden diyor. Hani kısmet olursa hoca diyor şey yapacak. Benim elimi ayağımın canı gidiyor. Koşa koşa Cüneyt'le Tarık'ın yanına geliyorum. Renk gitmiş tabi. Ne oldu biri vefat etti değil mi diyorlar. Abi yok ama diyorum yani şey erken doğum olacak. Benim hemen hemen dönmem lazım diyorum. Çarşamba gecesi Pereira'dayız. Bogota'da da değil. Hemen gözlemciyi buluyoruz. Ondan sonra FIFA aranıyor. FIFA diyor ki Sabah diyor Pereira'dan zaten Bogota'ya geliyorsunuz. Eşyalarını toplayabilir misin öğlene kadar? Her şeyi yaparım diyorum. Abi öğlen, öğleden sonra bana Bogota'dan eee Madrid'e uçak ayarlıyorlar ertesi gün. Madrid'ten Madrid'den de gece şeye e, İstanbul'a uçak. Ondan sonra geliyoruz apar topar. Tabii FIFA'da herkes tedirgin, durumu anlıyorlar filan. Herkesde bir korku var. Şey var. Tarık Cüneyt yardım ediyor. Bavulu topluyoruz. Perşembe akşamı beni uçağa bindiriyorlar. Yetişiyoruz. Uçak kalkacak. Kalkmıyor bir Ama şimdi Kolombiya'dan uçak Madrid'e gidecek. Orada bir saat veya bir buçuk saat beklemem var. Herhalde sabah oluyor saat farkıyla beraber. Hemen Madrid'den de İstanbul'a geleceğim. Uçak bir türlü kalkmıyor. Uçağın içinde bekliyoruz ediyoruz. Soruyorum hosteslere ne oldu diyorum. Diyor ki yukarıda diyor çok kötü hava çok kötü diyor. Eyvah diyorum. Ulan oğlum olacak göremeyeceğim herhalde öleceğim diyorum. Böyle insan ruh hali tamamen değişiyor ya. Ya hadi ne oluyor filan. Ya işte kalkacakmışız kaptanla konuştum filan diyor. Neyse kalkıyoruz. ...iniyoruz uçağın öbür uçağın da kalkmasına 45 dakika filan var. Ben sırt çantam sırtımda bavul bir taraftan gidecek. Koşa koşa gidiyorum bir taraftan da arıyorum. Çünkü şey olması lazım. Ee, eşimin kardeşi çıkıyor Nuray. Nuray diyorum ne oldu? Bahattin abi diyor can geldi diyor. Allah çok şükür diyorum. Nasıl diyorum? İyi diyor. Aman ben ama koşmaya devam ediyorum uçağı yakalayacağız. Tamam diyorum. Ee, bir problem var mı? Ya erken doğumdan dolayı hani bir şeyler varmış ama doğum iyi geçmiş falan diyorlar. Şey yapacağım uçağa bineceğim. Ondan sonra tekrar arıyorum. Nuray diyorum nasıl durum diyorum. Ee, işte Bahattin abi falan diyor. Anlıyorum sesinde bir şey var. Ne oldu çabuk bana söyleyeceksin diyorum. Abi ya yok bir şey de diyor. E, yoğun bakıma aldılar canı diyor bu şey nefes almada problem yok. küves normal tamam. o. normalde Atakan'cım şimdi konuşurken tabii, normal tabii. benim gözümden yaşlar dökülmeye başlıyor Madrid tutacağına bineceğim hadi sana şimdi normal bana tabii. da şimdi normal oradaki halimi düşünüyorum Uçan tabii. kapısındayım oğlum yoğun bak yoğun bakıma alındı diyor hadi bakalım geçmiş olsun Madrid'den İstanbul 4 saat sürüyor bana 4 gün mü sürdü 4 ay mı sürdü ya Kung Fu Panda'yı filan seyrediyorum ya yani neler yaptığımı bilmiyorum Uçaktan iniyorum en öndeyim. İner inmez telefonu açıyorum. Eşim çıkıyor Atakan. Hüngür hüngür ağlıyor. Oturuyorum. Başlıyorum ağlamaya. Gidiyor bende her şey. Ne oldu diyorum. Hayatım diyor. Can diyorum. Can çok iyi diyor. Can iyiyse niye ağlıyorsun hayatım diyorum. Sesini duydum duygulandım diyor. Ben eşime küfür ediyorum. Diyorum ki şimdi mi buldun? Ben canı soruyorum onu söyle ondan sonra şey yap diyorum. Ya tamam filan diyor. Neyse kapatıyoruz. Şimdi de çok kötü oluyorum. Ben de kötü oldum hocam ya. Ben de duygulandım. <laughs> e, ondan sonra şükrediyorum. Koşmaya devam ediyorum. Neyse e, deniz otobüsüne gidiyorum. Bir taksiye bavulları veriyorum. Deniz otobüsünden iniyorum. Gatada çalıştığı hastanede doğum yapıyor. Koşa koşa gidiyorum. Hepsine sağlıyorum Vallahi ve mutlu son. Ama hani diyorlar ya, ya, ne güzel iki bayrak sallamakla olmuyor işte. Evet. Hani o hakemler de benim de şu anda eleştirdiğim hakemlerde var ya. Tamam eleştiriyoruz, ediyoruz ama ne olur unutmayın. Herkesin bir ailesi var. Futbolcuların da var, hakemlerin de var. Hakemi eleştirebilirsiniz ama onların da insan olduğunu lütfen unutmayın. Aynen öyle hocam. Niye yani. bağlayayım Atakan'cığım? Biraz duygusala bağladık. Evet hocam. Ama bu yani şey yapamıyorum evet. buna. Ama işte kariyer başlangıcımız orada oluyor. Ee, en büyük şansımız şu oluyor. FIFA'da e, bir görev değişikliği olacak. Massimo Busacca. Massimo Busacca FIFA'nın başına geçiyor. Ve bizi o turnuvada görüyor, seyrediyor. Ve Cüneyt o günden itibaren Massimo Busacca'nın bir numaralı hakem oluyor. Favori hakem oluyor. Sonra 2012'ye geliyoruz. Sen sor arada ben bir nefes <laughs> 2012'de neler oluyor? 2012'de neler oluyor hocam? Lani mi? Yok o <laughs> 2013'te. 2012'de yine 2011-2012 Şampiyonlar Ligi maçları çok John, iyi. John falan. Terry. Evet John Terry ama John Terry Barcelona Chelsea. Şimdi e, futbolu yakından takip edenler çok iyi bilir. Chelsea Barcelona Barcelona Chelsea maçları çok zor maçlardır. Hani burada da olur ya bazen bir Fener Galatasaray yönetersin hakemlik hayatın biter. Ya Avrupa'da iki tane Barcelona Chelsea'den sonra iki hakemin hakemlik hayatı bitti. Bu öyle bir maç. Ateşten gömlek. Tabii. Rovanş maçı Camp Nou'da Barcelona Chelsea Şampiyonlar Ligi yarı final rovanş. Şimdi kariyer hep böyle geliyor. Acayip bir şey. Diyorum ya hep yarı finaller finallerden daha zordur. Zaten maçı alınca Acayip heyecanlanıyorsun. Maça çok iyi hazırlanıyoruz, ediyoruz. Cüneyt zaten ekibi çok iyi hazırlıyor, ediyor. Maç başlıyor. Kampnoy. Etrafa bakıyorsun. 80 bin. Üf, Yıkılıyor. Ya gerçekten yıkılıyor yani. <laughs> Maç başlıyor. Bir de şimdi öyle bir açsın ki Atakan. Yani hakemin, bak ben hep şunu söylerim, hakem maçı isteyecek, aç olacak. Ya bir hakem savaşsın, koşsun, etsin, mücadele etsin. Yardımcı hakem de de öyle. Hata yaparsın abi ben de ne Tabii. hatalar yaptım. Ama istesin, göstersin onu, izleyenlere de göstersin. Biz de öyle. Biz acayip açız. Çalışıyoruz. Yan yan koşmalar. Cüneyt oraya gidiyor. Cüneyt 12,5 kilometre falan koşmuş herhalde o maçta. Abi 37. dakika top orta sahanın oralarda oynanıyor. Ee, Chelsea'de John Terry e, en arkadaki adam. Yani normalde benim maçı seyretmem lazım. Ama ben şey yaparım hani yapım gereği ben hep etraf kontrolü hep yapardım yani hep yapardım. John Terry'e bakıyorum, Alexis Sanchez'i böyle hani kucağına alır ya Stoper. Geldi Alexis Sanchez gelirken şu diziyle beline bir vurdu. Aa! Oh, hiçbir şey yok topsuz olan kırmızı kart olması lazım yani. Ben durdum. Cüneytlerin maçı durdur. Abi ne oluyor dedi. Abi durdur kırmızı kart dedim. Ne kırmızı kartı dedi. Öbür tarafta oynanıyor. John atacağız dedim. Nasıl yani dedi. John Terry'ye atacağız abi. Durdurayım mı dedi. Durdur dedim. Hiç sorgu sual sormadı. Düdüdüt yaptı. Durdurdu. Ne oldu dedi. Bak oradan koşuyor. Koşarken konuşuyoruz. Hiçbir şey yok. Arkası dönük. Abi John Terry'e kırmızı kart göster dedim. Olayı anlatmam anlatma falan yok. Geldi. John Terry'e kırmızı kartı gösterdi. Herkes şok. Barcelonalıları da şok. Herkes şok ama. Geldi. Chelsea'nin koçu geldi. Ne yapıyorsun sen diyor. Anladılar yani benim dedim sakin hani. Ne yapıyorsun? Teri geldi. Bütün kulüp Cüneyt'in başında, benim başımda. Şimdi ben de şunu düşünüyorum. Ya yani ben bunu çok net gördüm. Yani hiçbir şüphem yok. Diyorum ki inşallah bunu kamerada çekmiştir ve görmüştür. tabi Çünkü top orada değil. Yani bunu anlatmak kolay olmaz kamera görmediyse. Evet. Chelsea Barcelona hadi bir hakem ekibi daha gitti olmasın. Sonra devre arası girdik. Orada şey yaptılar kenardakiler filan işte tebrik ettiler. Hani şeyde gördük biz maçta anlayamamıştık filan. Haklıymışsınız hani bravo ref bilmem ne filan diye. Maç sonu da John Terry geldi özür diledi. Özür diledi. Aynen evet. öyle özür diledi. Ben dedi bu hareketin bu kadar sert olduğunu bilmiyordum dedi. Hissetmedim orada ama siz sonuna kadar haklıymışsınız dedi. Ama 10 kişi kalan Chelsea eledi Barcelona'yı ve Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Ve o sene Şampiyonlar Ligi finalini aldı. Vay vay vay. Evet. evet. Acayip bir Herkes için iyi olmuş yani. Herkes için Siz iyi için... oldu. Ee, ya Benim için de çok iyi oldu. Evet. Şimdi hani Cüneyt sağ olsun işte eşimi filan aramış. Hani e, Bahattin'le ne kadar gurur duysan azdır filan diye. E, İngiliz gazeteleri bile şeyi atmamıza rağmen oralarda haber çıktı. Eagle Eye diye. Benim resimler çıktı. Hani Eagle Eye diye. Sonra Avrupa Şampiyonası'na seçilmiştik zaten. Onun kampına gittik. E, o andaki hani en gözlü hakemlerden biri. Howard 2010 Dünya Kupası'nı yönetmiş. Howard hep İngiliz. Geldi. Bro, bro dedi. Tebrik ederim dedi. Eagle Eye sen misin dedi. Benim dedi. <gülüyor> <gülüyor> sardı beni. Ya. Howard zaten biliyorsun. <laughs> evet, yani, bir numarası yani adam. Sardı etti <laughs> kayboldum ben. <Yani> öyle bir <laughs> anımız oldu. O şeyle. O Barcelona Chelsea'nin verdiği gazla da Avrupa Şampiyonası'na katıldık. O zaman Avrupa Şampiyonası da Atakan 12 tane hakem seçiyorlar. Bak şu anda 18 hakem, 20 hakem, 24 hakem varlar falan var. O zaman en iyi 12 arasına girmen lazım. En iyi 12 arasına girdik. Ki bizim o dönemki MHK Başkanı e, Oğuz Sarvan'dı. Onun bile hedefi aslında bizim 2014 Dünya Kupası'ydı. Ama biz hep içten işte 2012'ye hazırlıyorduk kendimizi. Ve 2012 Avrupa Şampiyonası oldu. İyi ki de oldu. Müthiş oldu. Çok güzel maçlar yönettik orada. Kale arkası sistemi uygulanıyor. İşte Viktor Kaşşay'ı çok meşhur. Onun başına çizgiyi geçti geçmedi pozisyonu oluyor. Ukrayna gol atıyor. E, golü vermiyorlar onun ekibi. Onların ekip geri geliyor. Bizde bir tane İtalya-İrlanda maçı oluyor. Çizgiyi geçti geçmedi biz gol veriyoruz. Bütün Avrupa işte bizi konuşuyor. Yine gazetelerde şeyler filan. Sonra o iki maçtan sonra e, herkes diyor ki yani finalin bir adayı var Cüneyt Çakır. Nasıl yani diyoruz biz. Hani 37 yaşındayım. Cüneyt 36 yaşında. 2012'de ilk katıldığımız Avrupa Şampiyonası'nda final bekliyoruz ama olmuyor. Bize yarı final veriyorlar. Ya olur. Dünya Kupası'nda da bunu anlatacağım Atakan. Ya yarı kesin. finale yarı finale üzüldüğüm anlar var. Hani ne olur bana şımarıklık falan demeyin. Onu orada yaşamak lazım. Peki hocam <laughs> Türk olmasanız İngiliz, Fransız, İtalyan olsanız Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası'nda final finali yeteriz kesin sonra. olurdu. 2014'ü e hadi bağlayayım. Böyle sene sene gidiyorduk da. 2014'te e, finali Nicola Rizzoli yönetti İtalyan. Öyle kötü başladı ki, de, başladı ki turnuvaya. Çok kötü bir maç yönetti. Sonra ara verdi. Sonra ama maç verdiler tekrar. Biz ona Niko derdik. Niko'ya maç verdiler ekibiyle birlikte. Sonra Nikola'ya bir maç daha verdiler. Sonra bir anda şeye girdi. Biz iki tane çok iyi grup maç yönettik. E, hatırlar mısın 2014'te Brezilya Hırvatistan maçı vardı. Japon hakem yanlış bir penaltı vermişti. Skandal karar falan diye bütün evet. dünyada yankılandı. Sonra bir daha maç yönetmedi. Sonra Brezilya'nın Meksika maçına bizi verdi bu sakka. Odasına çağırdı. Dedi ki: "En güvendiğim hakem ekibi sizsiniz. Team Çakır ve Team Türkiye diyorlardı bize. Türk ekibe güveniyorum. Bu maçı çok iyi yöneteceğinize eminim. Çıktık." Elim ayağım titriyor ya. Orta sahada bir pozisyon oldu. foul kaldırmışım. Ben diyorum ne yapıyorum? Ne alakası var? Atakan Dünya Kupası'na gitti. Tabii Atakan de? Dünya Kupası. Tabii. Bak. Dünya Çocuk Kupası. Çocukluğumuz hocam ya. Ya çocukluğumuzda Dünya Kupası seyrederken heyecanlanırdım. Yani ya. Nasıl yönetirim es, abi? Eski belgeselde izlerdik o peleleri, maradonaları falan. Yani acaba gidip izler miyim diye düşünürken sen kendini sahada bulmuşsun hey, hocam. Bre, ya futbolun Güney Amerika'daki yuvası Brezilya'dayız ya. Tabii. O Brezilya'nın maçını yönetiyorsun. Isınırken Tarık ne yapıyoruz biz filan diyorum ya. Tabii. O maçı yönetmişiz. İkinci maçı çok güzel yönetmişiz. Yine böyle final söylemleri filan var. Şimdi e, böyle hep atamalarda bütün hakem ekipleri toplanır. Tamam mı? O da da e, FIFA yetkilileri atamaları yaparlar. Çeyrek final maçına Nicolò Rizzoli'yi verdiler. Ha, tamam şimdi İtalyan filan ya. Biz diyoruz ki tamam o İtalyan gitti. E, şey Andrea var şeye Nikola Rizzoli'nin yardımcısı ben ona sarılıyorum gülüyorum ay diyor tabi diyor gülüyorsun çünkü diyor sen gidiyorsun değil mi finale diyor ya yok diyorum hani bakalım falan diyorum hani başarılar filan ondan sonra onlar maçı çok iyi yönetiyor yarı final atamalarının yapılacağı günler geliyor iki tane yarı final var biri zaten acayip bir yarı final Brezilya Almanya yedilik maç evet. ee, öbürü de Arjantin Arjantin Hollanda o da acayip maç İlk gün Brezilya Almanya oynayacak. Ertesi gün de Arjantin Çek. Şey, Brezilya Almanya Salı, çarşamba günü de Arjantin Hollanda oynayacak. Yarı finaller böyle bekliyoruz inşallah biz olmayız. Tarık'ın elini sıkıyorum filan. Maruko diyorlar. Marco Rodriguez Meksika alkışlıyoruz, ediyoruz filan. Marko'yu uğurluyoruz. Ertesi gün geliyor. Diyorum. ...ne olur bize olmasın, ne olur bize olmasın... ...ya bak ne olur olmasın dediğim şey... ...Dünya Kupası... ...yarı final maçı bize gelmesin diye... ...dua ediyorum ya... ...94'te 18-19 yaşında... ...tek hedefi... ...bir tane derbi yönetmek olan çocuk... ...2014'te... ...20 yıl sonra... ...Dünya Kupası yarı finali ona gelmesin diye dua ediyor Çok ya... ...düşünebiliyor musun mükemmel, Atakan ya... mükemmel ...sonra açıklıyor... ...Cüneyt Çakir diyor... Yani tabii ki mutlu oluyorsun. Seviniyorsun ama, ama içeride alamıyorsun. En çok kim seviniyor biliyor musun? Nicola Rizzoli'nin yardımcısı mi? geliyor beni sarıyor. Diyorum ki. Sen var ya <gülüyor>, gülüyor ve finali onlar yönetiyor. İnanılmaz. inanılmaz. Diyorum ya işte İtalyan olsaydık. 2018'de de bunu Atakan şeyde yaşadık. Bunu hadi bir daha aynı hani böyle hikaye gibi anlatmayayım. Nestor Pitana yönetti. Arjantinli. Yine o finalin en büyük adayı bizdik. Orada da Arjantin o kadar güçlü ki. Çok güçlü ülkeler var bak. FIFA bazında. İtalya öyledir. Arjantin öyledir. Arjantin bir önceki Dünya Kupası'nda Ravşan Irmatov 2010'da mı ne 3-0-4-0 yenildiler diye. Oyuncularımızın morali bozuluyor. Ravşan yönetince bizim maçımızı diye hakemi değiştirtti diye bizim kulağımıza gelmişti. Allah Allah. Şimdi ben bunu ispatlayabilir miyim? Ispatlayamam. İspatlayamam. Ama bu böyle durup dururken de kulağa gelmez. Tabii. Ve o Arjantin Nestor Pitana çok sevdiğim bir dostumdur. Çok iyidir, dev gibidir Atakan. Şöyle koşardı. Beni şöyle belinin kenarına alır, benle birlikte koşardı. Ferrari derdi kendine. Hı hı yapıp öyle depara atardı. Ama o turnuvada fizik kondisyonu çok iyi değildi. Çok az idmana çıktı. Hep rejenerasyonlarla götürdü maçlarını. Tam böyle %100 hazır olmadan final yönetti. Biz Arjantinli olsaydık belki veya biz başka bir Avrupa ülkesinden olsaydık %100 biz yönetirdik o finali. Vay, vay anasını ya. İyi, iyi şampiyonlar gibi finali vermişler hocam size. E verdiler valla. O da çok kolay olmadı yalnız. Hani da biz de, her şeyi kazıya kazıya. Demek ki o kadar çok başarılı oldunuz ki. Avrupa şampiyonları, Dünya Kupası yarı finaller, grup maçları, işte Kolombiya'daki Dünya Kupası U20 turnuvası. O kadar mükemmel tabii, tabii. Geldi. Artık ya ayıp şampiyonlar, olmasın. Şampiyonlar Ligi maçları filan da öyle. Artık ayıp olmasın verelim dediler o zaman. Ya, ama işte diyorsun hani. Abi bütün Avrupa seni seyrediyor. Bütün Avrupa senden bahsediyor zaten. Dünya hakemliği senden bahsediyor. Ha, araya bir şey oldu işte. Orada bir diyorsun ya Nani o mu diyor. Nani. 2013'te bir Nani e, şeyi yaşadık. O abi, biraz sekte vurdu. Ama hocam Apegan. kırmızı kart hocam. Bence de kırmızı, kırmızı kart. kart. Bak ben sana olayı anlatayım. Tamam, hocam bir şey söyleyeceğim. Nani istemeyerek yapıyor. Görmüyor ama tamam. Görmüyor diyorsun ama ya. Ha, çok hafif gözünün ha, ucuyla bakıyor hayır, biliyor hayır, musun? Bence görmüyor da. Hayır. Ben de rakibim. Bana ne abi görsün. Abi adam, ne? Bak, havaya çıktın hani Ayağını böyle koydu, Şöyle bakmadı, Şöyle bir bakıp kafasını çevirdi. Sonra ayağıyla şöyle bir kanırttı. Kanırttı, kanırttı tamam kanırttı. mı? Kırmızı hocam. O bak ben onu ilk gördüm böyle Oo! Kırmızı bu dedim. Bak. Direkt hani ben böyle maç içinde de e, var odalarında falan da ben böyle çok maçı yaşayarak yönetirdim de. Peki hocam o şeyden sonra Alex Ferguson ciddi eleştirdi İngiliz lobisi. Mourinho Manchester lobisi. Mourinho maçtan sonra sizi eleştirdi hatırlıyorum. Yani rakip olmasına rağmen Alex Ferguson'a yalakalık işte yapmak hani için. biliyorsun hani orada aynen öyle. Vesaire. Siz FIFA'dan o maçtan sonra şey mi aldınız? Eleştirim aldınız? Evet. Şöyle UEFA'dan. UEFA devam evet, ediyordu. Hı pardon. Şampiyonlar Ligi çeyrek finaliydi bu galiba. Çeyrek finali. E, ondan sonra tabii bir de şöyle skora da bağlı. Tabii. Hakemin bazen skor şansı olacak. E, Real Madrid teleyince 10 kişi kalmıştı hani atıldıktan sonra. Ya işte Manchester'lı gazeteciler bizi uçağa kadar takip ettiler falan. Olay çok büyüdü. Çok büyüdü. Ya bir de şöyle bir şey oldu. Şimdi biz hemen kırmızıyı göstermedik ama Cüneyt Hoca da ben de aynı şeyi düşündüm. Oo kırmızı bu dedim. Cüneyt dedi ki, evet bence de kırmızı dedi. Sonra işte tedavi yapıldı, etti bilmem ne. Beklenti düştü. Beklenti düştü. Real Madrid'de de beklenti yok. Ha. Mesela bak ben hep sonradan şunu düşündüm. Hiç kimse kırmızıyı beklemiyor. Hatta Cüneyt'le konuştuk. Bahattin kırmızı dedik. Atıyor. Abi o hareket kırmızı dedim. Evet ya bence de dedi. Attı. Şimdi diyorum hangisinin doğru olduğunu bak karar veremiyorum. Hiçbir beklenti yok. Ama pozisyon kırmızı kart. Sarı kart verseydik Hiçbir şey olmaz size. Hiçbir şey olmazdı Hiçbir biliyor şey olmaz. musun? Olmaz. olmaz. Çünkü kabullenmişti. Ama şunu söylüyorum. Var olsaydı o maçta biz de sarı versedik. Var çağırırdı o pozisyonu. Çağırırdı. Yani. Yüz yüz çağırırdı. Yani Hüseyin'in eee şeye yaptığı cuma günü Galatasaray maçında eee Galatasaray Kayseri maçında evet. Hüseyin'in yaptığı hareket gibi. Tabi. Ona var çağırıyor. Yani ona Tabii. yapacak, bir yapacak şey yok. Yapacak bir şey yok. Doğru. Yüzüne gelmiş Torreira'nın. E, burada da ciğerini sökmüş adam. Hı. Ama ne oldu biliyor musun? O sene Avrupa kariyerimiz durdu. Durdu. Evet. Bir sene sonra mı verdiler maç? Evet ve ne zaman? Bir sene sonra da değil. 2014'te de mesela biz çok iyi gidiyorduk. En yüksek yönettiğimiz maç Avrupa Ligi yarı finali verdiler. Şampiyonlar Ligi'nden bizi uzak tuttular. Uzak tuttular. Kaç evet. sene? Evet. Bir sene. Nasıl toparladık biliyor musun? 2014'te öyle bir Dünya Kupası yönettik ki bütün Dünya Cüneyt Çakır'ı tadıdı. Vay çok iyiymiş.